TV ekranlarından iyi akşamlar. Şu anda kilit konuları konuştuğumuz konu kilittesiniz ve bugün stüdyomuzda çok değerli bir isim bizimle. Tarihçi akademisyen ve bilim insanı olmasının yanında Türkiye'nin entelektüel isimlerinden biri. Doçent doktor Teyfur Erdoğdu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, hemen bir kitabınız benim elimde. Özgürlükten kurtulmak. Ee, tabii özgürlük kavramı normalde bizim bildiğimiz hep ulaşmaya çalıştığımız bir kavramdır. Hiç kurtulmaya çalıştığımız bir kavram değil normalde. Öncelikle bu isimle özgürlükten kurtulmak dediğimizde neyi kastediyoruz? Şimdi e, kısaca mı cevap vereyim yoksa bir miktar bununla ilgili konuşmak gerekebilir. Evet. Çünkü kavram e, bizim araçlarımız, <laughs> düşünce araçlarımız ve kendimizi ifade etme araçlarımız. Düşünce aracı dediğimiz zaman bizim üç türlü düşüncemiz var insan olarak. Bir tanesi spekülatif yani felsefi düşünce. Bunu kavramlarla yapıyoruz. Diğeri hadsi ya da sezgisel düşünce, buna entüitif düşünce de diyoruz. Bunda da kavramları kullanıyoruz. Üçüncüsü sanatsal. Sanatsal düşünce de belki e, sevgili izleyicilerimiz için önemli olabilir. E, resim, müzik, heykel, bunların tamamı sanatsal. Dans, sanatsal düşünce. Yani Hazreti Mevlana'nın mesela e, hem sema yapması sözün bittiği yerden itibaren düşünceyi aktarmak ve kendi düşünce dünyasına dalmak için e, semaya dönmeye başlaması malum işte Konya'da Bakırcılar Çarşısı esnasında oradaki seslerden ilham alarak ya da e, bizim yüksek bir musikimiz var burada da bizim kelimeler ile söylenen bir sanat e, sal düşüncemiz var. Mesela tenenni ten, ten, diye. Şimdi burada biz buna huruful mukata diyoruz. Yani herhangi bir anlam bizatihi ifade etmese de sanatsal düşünce içinde kelimelerin de kullanıldığı yer yer görülüyor. Şimdi düşüncenin Önemli araçlarından bir tanesi. Tek değil ama düşüncenin önemli araçlarından bir tanesi kavramlar. Bu yüzden kavramlarda çok ilginç bir şey yaşadık Türkiye'de. Osmanlı'nın son döneminden başlamak üzere Cumhuriyet'in ortalarına kadar yani 60'lara kadar ve sonrasında birden tekrar bir hızlanma vardı. Dilde sadeleşme. Efendim Türkçenin içinde Arapçadan, Farsçadan geçen kelimeler yerine biz kendi kelimelerimizi ya icat edelim ya da Orta Asya'da buluyor isek veya Anadolu Türkçesinde buluyor isek bu kelimeleri kullanım dediler. Fakat buradaki e, dilde sadeleşme farkında olmadan yani yapanlar bunun farkında değillerdi. Dilde bir zenginleşmeye sebebiyet verdi. Lisan zenginleşti Türkçede. Yani o kitapta yola çıkarak konuşacak olursak hürriyet dediler. Arapça kökenli bir kelime. Biz bunu kullanmayalım. Peki onun yerine özgürlük kelimesini kullanalım. Yani hürriyeti atmak istediler. Unutturmak istediler. Fakat farkında olmadan lisana zenginlik kattılar. Hürriyet ayrı bir anlamdadır. Özgürlük ayrı bir anlamdadır. Daha önce biz bunu çok rahat ifade edemiyor idik ya da bir başka kelimeden bahsedeyim. Tarif, Arapça kökenli bir kelime. Dediler ki biz bu kelimeyi atalım, yerine tanım koyalım. Atıp yok etmek maksat idi bu tanım, şey, tarif kelimesi. Yerine koydukları tanım, fark etmeden yine tekre, tekrar ederek ve altını ısrarla çizerek söylüyorum, Türkçeyi zenginleştirdi. Çünkü description ya da deskripsiyon tarife tekabül ederken definition'ın Türkçesi yoktu. Arapçası vasaftır definition'ın ama Türkçesi yoktu. Biz tanım kelimesini tarif kelimesinin yerine koymak maksadıyla bu e, işlemi yaptık. Lisanımız iki kelime kazandı. Evet. Fakat normalde tam tersi söylenir. Yani evet. ben böyle biliyordum. E, azaldı bizim şimdi bu kalalık yapmak istemem. <laughs> Lakin e, farklılığını vurgulamak zorundayız. Evet. Genç nesil olarak yani yaşlı nesilden ümit var değilim. <laughs> Çünkü yaşlı neslin büyük kısmı cumhuriyetin başında yaşadıkları için Arapça ve Farsça'ya ya bütünüyle sarılıyorlar ya bütünüyle reddediyorlar. Halbuki genç nesil ikisine birden sahip olabilir bir e, örnek daha vermek istiyorum teklif ve tavsiye yerine öneri kelimesi kullanılıyor öneri kelimesi o kadar değerli bir kelime ki Yani ben birine evlenmeyi teklif ediyorum evlenmeyi öneriyorum dediğimiz zaman birbirinin yerine kullanılıyor Tabii. Önerdiğim vakit tavsiye manasına gider. Fakat öneri de dikkat edin önceden ermiş olmak, yani evliliğin nasıl bir şey olduğunu ya da faydalarına dair bir bilginin önceden ermişlik halinin kelimeye dökülmesidir. Böylelikle yeni e, bazıları uydurukça diyor ya, yani onları kötülemek için. Halbuki yeni konulan kelimelerin de değerli olduğunu görüyoruz. Mesela tanım kelimesi yoktu. Definition, definisyon karşılığında, vasaf karşılığında bir kelimemiz yoktu. Bir kavram bulduk. Tanım da tanıdan geliyor, tanı. Şimdi mesela bir çikolatalı pasta yaptık. Bunun tanımı dediğimiz zaman başka bir şey soruyoruz, söylüyoruz, definisyon. Bunu tarife et dediğimiz zaman onun içine malzeme bilgisi, ölçüler, pişirme sıralamaları, su, tamam. şekil ve sunum giriyor. Görüyorsunuz arif yani bilen kişi, tanı ise tanıyan kişi. Şimdi ben bu düşünceden yola çıkarak e, bazı metinlerde rastladım. Mesela Niyazi Mısri diyor ki hürriyetin şen şeni odur ki, ne nefsine ne gayriye zararı dokunar. Ne nefsine ne de gayriye. Bir de Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın 1930'larda yazdığı Dinle İmanım diye bir şiir var. Burada diyor ki dervişlik özüne hakim olmaktır. Esiri nefs olan derviş değildir. Derviş hürdür, nefermemiş değildir diye ona da atfedilen bir bir cümlecik daha var. Şimdi bakın, dedim ki hürriyet atılmak unutturulmak istenen bir kelimeydi. Kabul yerine koydukları özgürlük o kadar yüklü anlama sahip bir kelime ki zaten tasavvuf edebiyatında, zaten Yunus Emre'de, zaten Orta Asya'da da özüm ben manasında kullanılan bir kelime özgürleşmek dediğimiz zaman. Ne manaya geliyor endişesiyle aslında bu kitabı çalışmaya karar verdim. Ve bu kitabı bunun neticesinde bir örnek olsun diye yazdım. Şimdi özgürleşmek nedir dediğimiz zaman öz gördüğümüz üzere. Aslında nefs, ene. Özü gürleştirmek ise nefsi gürleştirmek. Eneyi gürleştirmek anlamına geliyor. Hürriyet ise yani hürriyetin kelimesini. Batı dillerinde bulamadım. Yani özgürleşmenin özgürlüğün karşılığı olabilir var. Liberty olabilir, liberte, freedom olabilir. Ama hürriyetin karşılığı ancak ancak full independence, tam bağımsızlık gibi çevrilebilir. Çünkü hürriyet ne başkasının kölesi ne de kendinin kölesi olma halidir. Yani kendi güdülerinin seni yönlendirmek istediği yere gitmeme hali. Efendim ne yapıyoruz? Biz mesela maç seyrediyoruz, değil mi? Bu akşam işte çok ilginç maçlar oynanmıştı. O kadar fedakarlık yapıyoruz ki maç seyrederken bir başka yere iltifat etmiyoruz. Ya da Ramazan'da oruç tutuluyor. Yemek mümkün iken özün de, nefsin de yemeni isterken, güdülerin de hayatta kalma güdüsü mesela yemekten bir tanesidir. Güdülerin de seni yemeye yönlendiriyor, sevk ediyor, güdüyor ise gütmek. E, sen bilerek, isteyerek nefsine dur diyorsun. Bakın ne diyor? Dervişlik özüne hakim olmaktır. Nefsine hakim olmaktır. Bu bakımdan iki kavram birbirinin yerine değil hürriyet ve özgürlük. Fakat ikisi de çok önemli bir yer işgal edip çok önemli iki hali anlatıyor. Yani özgürlükten kurtulmak derken aslında e, özgürlüğü atmak değil ama özgürlüğün tanımı varken e, özgürlüğün e, yerine geldiği tanımları da ortaya çıkartmak gibi anladım aslında. Evet, yani şunu kelime olarak özgürlükten kurtulmak derken özgürlük kelimesinden kurtulmak değil. Çünkü özgürlük eğer anlaşılır ve doğru kullanılır ise peşinde koşulması gereken bir hedef, bir ideal değil. Bilakis dizginlenmesi gereken bir haldir. Evet. Hürriyet bunun, ise... Bunun için aslında ben evet. onu da soracaktım çünkü zaten. özgür e, Tabii e, ismi konuşurken biraz yaptık da tanımını, özgürlüğün evet. tanımını ama özgürlüğün ve özgür iradenin tanımını aslında ayrıca yaparsak daha sanki oturur. E, evet. Kurtulmak için. Şimdi şey. özgür iradenin bazen Biliyorsunuz çeviriler ile düşünmek çok faydalıdır. Özgür iradenin e, anlamı şudur: free will, yani serbest, free istek. Şimdi bir irade var ise insanda var mı yok mu sorusunu burada tartışmıyoruz ama bir irade varsa insanda o iradenin murad etmenin yani irade dediğimiz zaman murad edilmiş murad etmenin sizin de isminiz aslında var mı yok mu sorusuyla ilgili olduğunu görüyoruz. Yani ben de irade var mı varsa zaten bu irade bana aittir. Bunun özgür irade gibi bir özgür sıfatına ihtiyacı yoktur. Eğer bende irade yok ise o zaman iradesiz robotik bir varlık olduğum ifade ediliyordur. Yani özgür irade, free will eklemeni eklemesini yapmanın öne bir ek getirmenin özgür olmayan irade aslında olmayan iradedir. Dikkat edelim. Yani e yani Daha önceden manipüle altındaki irade mesela öz irade değildir. Ha, manipüle yoktur. altındaki irade yoktur. Anladım irade e, yok yani, diye. E, tabii e, orada manipüle yönlendirilmiş bir irade Hı. söz konusu ise orada iradeden bahsetmiyoruz. Orada başkasının emirlerini yerine getiriyorsunuz evet. anlamına gelir. Bir donanım, bir yazılım herhangi bir vasıtayla siz herhangi bir robota kendi istediklerinizi yaptırabilirsiniz. O zaman robotta irade var mı? Yok. yok. O zaman özgür irade değil aslında iradesizlik demek. Özgür irade demek irade demektir. Özgür Anladım. fazladan bir ektir aslında. Evet. Peki e, şunu soracağım. Özgürlük için işte şunu hep tanım vardır ya benim özgürlüğümün benim özgürlüğüm başkasının özgürlüğünün evet. başladığı yerde biter. Genel ezberlediğimiz bir tanım. Özgürlüğün çerçevesini ne belirler? Nerede başlar? Nerede biter? Efendim şimdi tabii bu ezbere tanımlar belki ilkokul seviyesinde Gerekli ve yeterli olabilir. Her insanın bundan sonra yani akıl bali olduktan sonra ki genelde insanlar orta okul civarında akıl bali oluyorlar. Yani yükümlülük sahibi oluyorlar. Artık bundan sonra ufak 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 ama ufak ufak başlayarak e, bu kavramların mutlaka üzerinde durmaları gerekiyor. Şimdi özgürlük bir başkasınınkinin başladığı yerde biter cümlesi laiklik din ve devlet işlerinin ayrılmasıdır. Öğretmenim cümlesi gibi bir cümledir. Özgürlük başkasının e, özgürlüğünün başladığı yerde biter cümlesi aslında bizi bir dünya anlamına, bir dünya anlatısına götürüyor. Yani özgürlük üzerine kurulan bir dünya var. Evet. Bu yani çeşitli filozofların da tabii tespit ettikleri bir dünya. Rousseau bunların başında geliyor toplumsal sözleşme ya da e, cemiyet bir mukavele bir mukavele yapıyorsunuz toplumsal bir sözleşme yapıyorsunuz dün buna göre diyorlar ve başlatıyorlar Aslında özgürlüğün bu anlamda kullanışı kullanılışı şununla ilgili ben o kadar güçlüyüm ki önümde benim isteklerimi ve özümü gürleştirme yönünde herhangi bir engel tanımıyorum. Neden mukabele yapayım? Şu olabilir denilerek felsefi bir e, dünya inşa ediliyor. Bakın buradaki mesele şu. Ben senin özünü yok etmiyorum. Sen de benim özümü yok etmeyesin diye. Yani ben uyurken bana saldırıp benim nefsimi yok etme. Bu bir güvenlik inşası için kurulan akıl kullanılarak akıl kullanılarak bencilce kendi özümü muhafaza etmek için sana saldırmıyorum. Ya da gel biz beraber olalım. Bizden daha güçlü olanlara karşı bir mukavemet, bir direnç göstermek için cemiyet haline gelelim, toplum haline gelelim. Bu daha ziyade batıda gördüğümüz toplumların teşekkül edişindeki ana kavram buradaki özgürlük. Fakat daha geleneksel daha e, şimdi daha akıl ve bencillikten uzak akıl üzerine kurulu ama bencillikten uzak toplumların teşekkül edişinde ise hürriyet yatıyor. Ben sana zarar vermiyorum sen bana zarar vermeyesin diye değil ben sana zarar vermiyorum çünkü sana zarar vermemi nefsim istiyor. Yani senin tavuğunu çalmamı bana salık veriyor. Senin evini işgal etmemi bana salık veriyor. Seni köleleştirmemi bana salık veriyor. Ben kendi özümü dinlemek yerine ona dizgin koyuyorum, dizginliyorum ve seni köleleştirmiyorum, sana saldırmıyorum. Bakın, sen bana saldırmayasın diye değil. Ben kendi içimde hürriyetin tadına varabilmek için yani nefsimin kölesi olmamak, özümün kölesi olmamak için, hür bir insan, insan olabilmek için öncelikle bu hatta hareketi ya da bu tutumu benimsiyorum. Diğeri de bunu benimsiyor. Yüz bininci kişi de bunu benimsiyor ve bir toplum teşekkül ediyor. Dikkat edin. Yani bencillik ya da çıkar ilişkisi yok burada. Öncelikle herkesin kendine hakim olması ve bu herkeslerin kendine hakim olma hallerinden doğan bir toplumsal sözleşme var. Evet. Zaten e, o diğer tanımda mesela şöyle bir eksiklik çıkıyor. İşte e, yani hangi tanımda bu benim özgürlüğüm senin özgürlüğünün başladığı yerde biter de. Mesela örnek verdiniz zarar vermemek için zarar vermiyor. Bir kişi düşünelim. E, dayak yemekten mesela zarar görmüyor. Hatta bunu arzuluyor böyle. Mazoşist. Bir mazoşistliği var. E, bu kişi o zaman dövmesi hak mı başkasına gidip e, dövecek? Çünkü şunu diyecek. Ki, Sen de beni dövebilirsin. Bir sorun yok Tabii ya da, da sadece hani, evet. bu benim özgürlüğüm. Çünkü sana da veriyorum ben bu özgürlüğü diyebilir. Mesela o tanım zaten bunlara çıkartıyor biraz. Ya da mesela özgürlük dediğimiz zaman Hı -hı. kamusal alan ve özel alan kavramları da işin içine giriyor. Evet. Kamusal alanın teşekkülünde çıkarcılık söz konusu. Yani ben kendi çıkarlarımı düşündüğüm için kırmızı ışıkta geçmiyorum. Çünkü bir başkası da kırmızı ışıkta geçer. Ben otomobil kullanırken evet. çarparım. Başıma dert açarım. Bir çıkar ilişkisi üzerine kurulu bir kamusal alan. Diğerinde ise kurallara şunun için uyuyorum. Bu kurallar yani akil kişilerden müteşekkil heyetler tarafından tesis edilmiş benim aklım şu anda ona ermiyor çıkarım doğrultusunda kırmızı ışıkta geçerim bir başkasının hanesine tecavüz ederim bu benim işime gelir ama bu bir başkası da yapınca zarar görebilirim endişesinden kaynaklanmıyor şundan kaynaklanıyor bu benim özümü gürleştirecek, nefsimi gürleştirecek. Halbuki nefs insanı hayvanlar gibi güdülerine odaklattırır ve sadece güdüleriyle yaşamasını ister. Ye, iç, hakim ol, alanına kimseyi sokma, mümkünse hayvanları gözleyelim, kediler. Hazreti Mevlana yine müritleriyle gezerken şu Köpeklerin güzelliğine bakın diyor bir müridi. Ne kadar güzel oynaşıyorlar kendi aralarında. Bir kemik at da gör hallerini diyor. Dikkat edelim burada hayvan dediğimiz güdülerinin kölesi gibi o güdülerini tatmin etmek üzere hareket ederler. Bazen deniyor ki ama bazı hayvanlar terbiye edilebiliyor. Terbiye değil bunun adı şartlı refleks. Eğer bu evde yaşıyorsan buraya idrarını yaparsan bunun sonunda acı var. Bunu ezberleyince hayvan bundan sonra o acı ile pardon o idrar ile acı arasında bir eşitlik kuruyor ve artık orada yapmak yerine camı tırmalıyor. Evet. Bu şartlı reflekstir. Şartlı refleks işte acaba insanlarda da tatbik edilebilir mi? Bu ayrı bir mesele. Fakat ben her zaman şunu söylüyorum. İnsanın kime ne yaptığından ziyade ne yaptığı önemlidir. Yani hiç kimsenin görmediği bir mekanda ben Escobar Kolombiya'da uyuşturucu baronuyum. 10 tane kişiyi ailesini fukaralıktan kurtarma vaadiyle satın aldım ve onlar üzerine kendi malikanemde o 10 kişiyi çeşitli işkenceler olabilir ya da hedef tahtası haline getirebilirim. Bakın ne yaptığımız önemli. Bunlar robot da olsalar şimdi şu önemli. Burada Escobar hem kendi hanesinde özel mülkünde bu işi yapıyor hem hakimleri de satın alarak kamusal alanın kendi üzerine özüne müdahil olacak alanları da ayırıyor. Böylelikle özel mülkiyetini kamusal alan yani özel mülkünü kamusal alan aleyhine genişletebiliyor. Şimdi şurada kime ne yaptığın değil ama ne yaptığın önemli meselesi şu. Amerika'da gerginliklerin Streslerin boşaltılması için eşya parçalama odaları vardı parala biliyor musunuz? Onu gördünüz mü? Yani parasını veriyorsun bir odaya giriyorsun salona. Masa, cam, televizyon, vazolar. Elinizde bir beyzbol sopası ya da hangi aleti seçerseniz geriliminizi orada boşaltıp huzurlu bir insan olarak çıkıyorsunuz. Bakın burada kime ne yaptığınız cansız eşya ile ben bu işlemleri yapıyorum. Fakat... Burada ne yaptığın önemli kısmı şu açıdan önemli. Bu caiz de olsa bu hareket arkasında bir sorun olduğuna işaret ediyor. Yani biz metaverse aleminde. Sonuçta yönetemediğin bir şey var. Evet. Oraya aktardığın. Yönelttiğin. Metaverse Yöneltelim. aleminde kim bottur, kim gerçek hesaptır bilmeden <laughs> e, dediğim gibi robotlu burası veya avatar bunlar diyerek insanları tacize, onları dövmeye, rahatsız etmeye başladığımız... bunlar bot ya da robot ya da avatar, gerçek kişilerin avatar. Orada bu cümle anlam kazıyor. Ne yaptığın önemli. Kime? Ben cam şişe veya plastik şişeyi yerden yere vuruyorum. Bakın ne yaptığın önemli. Burada tabii niyet meselesi işin içine giriyor. Evet. Yani bunu anlattığınızda mesela şey geldi bir film vardı ya Arınma Gecesi diye. O film geldi aklıma. Çok benzer bir yanı var. Aslında burada özel mülkten bahsettik. Özel mülk kapitalizmle aslında bir kapitalizminde çok fazla özgürlük olarak sunduğu bir kavram. Özel mülk eşittir özgürlük diye ki zaten liberalizm de bunun üzerine yayıldı. Ama neticede buna ulaştı mı? Kapitalizm gerçekten bu özel mülkle özgürlüğü getirdi mi bize? Şimdi başlangıçta özel mülkü kamusal alan ya da özel alanı kamusal alan aleyhine genişletmek için para çok elverişliydi. Yani siz para ile kamusal alanı geniş aleyhine genişleyebiliyordunuz ve kamusal alandaki e, kuvvetleri sizin özgürlüğünüzü sınırlama konusunda durdurabiliyordunuz. Fakat para yerini parayı yönetmeye bıraktı. Yani siz başkalarının parasını yönettiğiniz zaman da aslında güce ulaşmaya başladınız. Herhangi bir paranız olmayabilir fakat başkalarının parasını yönetme. Yani biz bunu çeşitli şirketlerde görüyoruz. Şimdi bu noktadan itibaren liberal dediğimiz liberalizm yani laissez faire laissez passer bırakın yapsınlar bırakın geçsinler ne olursa olsun Görünmez el mutlaka dengeyi sağlayacaktır. Bakın buradaki aslında şöyle bir mesele var arkasında bunun. Ee, kişi bu kapital dünya ile kapitalist dünya ile bir e, pervaneye kuyruğunu veya eteğini pervaneye sıkıştırmış biri gibi dönmeye başlıyor. Özgürlük söylemi diğerlerinin yakaladığı ya da yakaladığı sanılan hale ulaşmaya gayret ediyor. Kişinin kendiyle uğraşması, kendine çeki düzen vermesi yerine kendini sorgulamayı bırakarak diğer insanları sorgulamaya ve kurulu düzeni sorgulamaya yöneliyor. Şimdi buradaki problem şu Murat Bey. Biz hayvanlar gibi güdülere sahibiz. İşte hayatta kalma güdüsü, üreme güdüsü ve kendini inşa etme güdüsü. Hayvanlar bunlara iç güdüleriyle cevap veriyorlar. Optimum cevaptır bu. Harika evet. şekilde. Güdülerine cevap verirler ve huzura kavuşurlar. Gün içinde diyelim. İnsanlarda iç güdü olmadığı için tekrar ediyorum. Annelik içgüdüsü yok, babalık içgüdüsü yok. Hı -hı. Efendim sizin de söyleyebileceğiniz eş, çocuk içgüdüsü yok. Uzmanların tartıştıkları bir içgüdü olma ihtimali hareket evet. var. Bu içgüdü konusunu zaten soracaktım hocam ama şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Peki. Döndüğümüzde daha detaylı tekrar Olur. E, girelim. Konu kilit reklamlardan sonra devam edecek. Konu kilit devam ediyor. Doçent doktor Teyfur Erdoğdu stüdyomuzda. En son özgürlüğün hayvanlar ve insanlar için farkını konuşuyorduk. Ee, ve içgüdü konusuna gelmiştik. İnsanlarda içgüdü olmaması ile ilgili daha doğrusu bizim hep bildiğimiz işte annelik içgüdüsü e, gibi belli başlı içgüdülerle ilgili bir söyleminiz vardı hocam. Oradan devam edelim. Evet şimdi e, içgüdü var mı yok mu tartışmasında tek bir örnek tartışma konusudur. Uzmanlar nezdinde. O da çocuk doğduktan sonra baş parmağını ağzına götürür ve onu emer. Bu konuda bağışıklık sistemini dünyaya hazırlamak için insan farkında olmadan baş parmağını emer tartışması vardır. Bunun dışında bizim dünya literatüründe de efendim Türkçe'de de bağışıklık konusu dışında içgüdü olarak kullanılan içgüdüler temelsiz. Şimdi biz eğer güdülerimize hayatta kalma güdüsü hayatta, ayak değil hayatta kalma içgüdü pardon hayatta kalma güdüsü üreme güdüsü ve kendini inşa etme güdülerine içgüdüyle cevap veremiyorsak çünkü hayvanlar güdülerine içgüdüleriyle cevap veriyorlar. Biz içgüdüyle cevap veremiyorsak geriye üç seçenek kalıyor. Bu üç seçenek Şunlardır. Bir, bizatihi denemek. Bizzat denemek. İki, denemiş olanların sözünü dinlemek. Üç, hiç denenmemiş olsa bile, denenmiş de olabilir ama hiç denenmemiş olsa bile, büyük, metafizik, yani daha yüce varlıkların sözünü dinlemek. Bu esnada, yani bu üç yolu, güdülerimizi, Tatmin etmeye çalışırken bu üç yolda da elimizde iki tane mekanizma var. Biri zeka, diğeri akıl. Zeka dediğimiz şey işletim sistemi gibi. Yani iki artı iki. iki artı iki dediğin şey nedir? Yani bir tane, bir tane daha geldi. E bu iki tane. Bu zeka. Bunu verip de sen bana bir tane kalem verirsen ben zarardayım. Bu bir zeka meselesidir. Ya da çocuklara dersin 50 lirasını alırsın. İki tane 10 lira verirsin. Evet. Burada bir zeka meselesi devreye girer. Akıl ise iyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı ayırt etme mekanizmasıdır. Biz bu iki mekanizmayı zeka, akıl tabi bunların yanında başka mekanizmalar da var, sezgi mesela gibi. Bu iki mekanizmayı güdülerimizi e, güdülerimize cevap verirken bizzat denemeler denemiş olan büyüklerimizin sözlerini dinleme ya da hiç denenmemiş bile olsa ulu yüce bir varlığın sözünü dinleme esası da kullanırız. Şimdi bir örnek verelim. Mesela bir nehir var. Nehrin öteki tarafına geçme diyor kabilen sana. Niye? Öteki tarafta bizim şamanımızın, şamanımızın söylediği üzere insanları yok yutan kötü ruhlar var. Haydi Şimdi zeka ve akıl devreye girer. Denedin mi anne veya dedem denemiş mi ya da onun onun büyük babası denemiş mi hiç kimse denememiş. Kimse denememiş ama şamanımız böyle söylüyor. Şimdi insan karar verecek. Ya ben deneyeceğim diyecek ya hiç kimse denememiş olmasına rağmen şamanının dikkat edin sözüne itimat ederek duracak. Anne babasının denediği bir şeyse yani bak bu çiğ sütü içersen karnın ağrır. Denedim mi? Evet denedim. Ama ben daha denemedim. E iç gör. Yani bir, bir musibet bin nasihattan yedir. O yüzden diyoruz ki insan bin birinci nasihatı beklemeden bin nasihattan yedir. Bin birinci nasihatı beklemeden aklıyla musibet gelmeden önce hareket eder. Şimdi bakın. Mesela insanlar Hay, ...insanlar hayvanlar gibi güdülerine optimum cevap veremiyor. Bir örnek vereyim. Çok basit yani. Zeka ile yaptığımız zaman bile optimum cevap veremiyoruz. Örneğin ananas. Gidiyorsun markete. işte bir makine icat etmişler. Böyle basıyor. Ortadaki sert kısım aşağı gidiyor. Aynı zamanda da bir daire kabuklarından onu ayırmış oluyor. Sana silindirik bir iç ananas çıkarıyor. Halbuki hayvanları gözlesen... ...onlar iç güdüleriyle hareket ettikleri için... Yani bir maymun hayatında ilk kez bir yılanı görse bile çığlık çığlığa kaçıyor. Anasından öğrenmemiş olsa bile. İçgüdü ona optimum şekilde nasıl davranması gerektiği yüklenmiş yazılımda. Ananası nasıl yiyorlar hayvanlar? Şöyle tutuyor e, dikenli kısmından. Aldığı zaman bizim efendim e, kavun dilimi gibi bir dilim çıkar. Onu oradan rahatlıkla yersin. Ama insan zekasıyla düşün. Şunu şuradan keseyim, bunu buradan. Böyle bir şeye gerek yok. Dikkat edin. Basit hadiselerde bile. Basit hadiselerde bile bazen zekamız bireysel ya da kümülatif olsun. Yani e, tecrübelerden edinilen zeka olsun. Optimum cevap üretmeye yeterli değil. Belki siz de seyretmişsinizdir. Into the Wild. Bir romandır bu. Gerçek hayat hikayesine dayalıdır. Bu çocuk her şeyden feragat ederek ormana gidiyor. Ormanda bir minibüsün içinde terk edilmiş bir minibüsün içinde hayat sürmeye başlıyor. Birkaç gün sonra elinde zararlı bitkileri gösteren rehber kitap olmasına rağmen <laughs> yediği bir ot yüzünden ölüyor. Kümülatif bilgi var burada. Başkalarının tecrübeleri olmasına rağmen insan bir şeye karar vermek zorunda. Dedim ya demin yani reklamdan önce ben Özgürlüğümü istiyorum. Peki, kurulu düzene karşı bunu savunuyorsun. Kendi ulaştığın doğruyu mutlak doğru olarak niçin kabul ediyorsun? Kendine yönelik bir sorgulama ve bu tefekkür dediğimiz fikretme hali. Sorgulamayı neden derinleştirmiyorsun? Çünkü sen diyorsun ki ben bütün güdülerime kendi tecrübelerimle ve denemelerimle cevap vereceksin. Peki senden önce denenmişler ve senin zekanın ve aklının belki yetmeyeceği bütün dünyayı gören, bütün dünya düzenini algılayan yüce bir varlığın tavsiyeleri. Bunları bir kenara bırakıyoruz diyor. Ben büyüklerimin tecrübesiyle de ilgilenmiyorum. Onlardan da istifade etmiyorum. O zaman geriye zeka ve akıl kalıyor. Zeka dediğim gibi bir işletim sistemi. Akıl çok mühim bir mekanizmadır. Yanlışı doğruyu ayırt etmeye yarar. Fakat yanlış ve doğru dediğimiz zaman, dikkat edin, burada çok derin bir soru ile karşı karşıyayız. Örneğin, e, siz sizin için doğru gelebilecek şeyler derin düşünceye dalmadığınız için doğru geliyor olabilir. Ben bu kitapta da örnek verdim. Diyor ki kişi Avustralya'da ve dünyanın muhtelif yerlerinde sevginin bir tezahürü olarak ensest ilişkiyi ben doğru kabul ediyorum diyor. Katolik kilisesinin dayatmasıdır diyor. E, enses ilişkinin yasak olması baktığınız zaman bütün tecrübeleri ve yüce varlığın sözlerini bir tarafa bırakıyorsun yüklediğin dikkat edin yüklediğin bir anlam söz konusu cinselliğe sevginin en yüce tezahürü kızıyla konuşuyorsun kızı babasından çocuk sahibi olmuş do normal hayat içinde yaşıyor kadın fakat buradaki temel soru derin düşünmeyle elde edilmesi gereken temel soru şu. Sen çocuğuna henüz akıl sahibi ve tercih yapabilme yani seçme yetisi olmadan yüklediğin do, ensest ilişkinin doğallığı, normalliği öğretisini hangi hakla yaptın? Baba olarak ona bir öğreti yüklüyorsun. İrade tartışmasına aslında. Bravo. Manipüle ediyorsun. Onu sorgulama konusunda yaş ilerlediğinde artık iş işten geçmiş hale geliyor. Yani sen onu cinsel olarak bir partner kabul ediyorsun. Küçüklüğünden itibaren akıl yürütmeye başladığı zaman artık o dejenere ve deforme olmuş zihin ile sağlıklı düşünüp iyi kötüyü doğruyu yanlışı ayırt etme mekanizması olan aklını kullanamaz sağlıklı kullanamaz hale geliyor. O yüzden kadına sorduğumuz zaman evet ben babamla bu ilişkiyi yaşadım kızım da babamın çocuğu markete gidiyor geliyor okula göndermişler torununu ama aynı zamanda kızı garip örneklerle karşılaşıyoruz basit. Bu çok temel büyük bir mesele. Basit örneklerde de bunu görüyoruz. Bence dediğimiz ve bu doğru tanımından yola çıktığımız zaman kaotik bir dünyanın içine düşmeye başlıyoruz. Benim e, nacizane tavsiyem gençlere. Tefekkürün derinlemesine yapılması gerekiyor. Yani senin çıkarına uygun olabilir doğru tanımın. Fakat bu doğru tanımını bütün insanlık için geçerli hale getirirsek nasıl bir dünya seni bekliyor? Bunu düşünmeni istiyorum. Burada bakın. Mesela şöyle derler. Doğru için mesela doğru yaratılmış bir şeydir derler. Kişisel tanımlardan uzaklaştırmak için. Evet. Ya da iyi yaratılmış bir şeydir derler. Bu aslında biraz e, ben orada yeniden dönmek istiyorum içgüdü konusuna ama e, insanın aslında nizama ihtiyacı olduğunu da aslında gösteriyor bu. Bu yüzden belki Dinden e, uzaklaştıktan sonra ideolojilere bu kadar yönelmenin de bir açıklaması olabilir mi? Bu? Kesinlikle. Nizam dediğimiz şey aslında huzur için istenir. <laughs> Mutluluk için değil ama huzur. İki ayrı kavram. Oraya girmek istemem. Çok e, çünkü çetrefilli, grift bir mesele. Huzur dediğimiz zaman ne yapmak istiyorsan, mutsuz olduğun anlarda da huzurlu olmak istersin. <laughs> Mutsuzum, beni huzursuz etmeyin. Dikkat <laughs> edin. Yani, Sorumluluğu at, atmak... Şimdi şöyle bir şey var efendim. E, nizam dediğimiz zaman aslında bizim ifrat tefrit örneklerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Ben hürriyetimi ancak toplum içinde yaşayabilirim. Neden? Çünkü dağa çekildim, münzeviyim, guruyum. Budistim veya bir başka e, yol izliyorum. Mağara'ya girdim ya da tekkenin efendim hücresine kapandım. Kısmen zaman zaman olabilir. Fakat kendi güdülerini dizginlemek aynı zamanda e, özünü özüne hakim olabilmek ancak özüne hakim olmayı gerektirir durumlarda ortaya çıkacaktır ve bir erdem olarak Gözükecektir. Yani dağdasın zaten bir başkasının e, haklarını çiğneyemezsin. Olsa olsa zevk için hayvanları öldürebilirsin. O da ne kadar mümkün. Ama toplumun içinde diğer insanlarla birlikteyken aslında özüne hakim olma durumları ortaya çıkar. Bu sayede ancak toplum içinde insan insanlığını anlayabilir ve geliştirebilir. O yüzden nizam istiyor insan. Yani ben nizamla ilgilenmiyorum ben sadece kendim kalayım hiç kimse bana bulaşmasın ve ulaşmasın yerine kişi dediğiniz gibi e, yüce bir varlığın düzenini kabul etmese bile yine de bir düzene doğru eğilim gösteriyor. Bunu dese bile aslında yani mesela ben özgürüm diyor ama bir bakıyorsun aslında özgür değil bir e, onun da var yani bir. Nizam oluşturmuş ama farkında değil. Tabii ama o nizam programın başında söylediğimiz gibi daha çok çıkar ilişkisine dayalı. Bana Hı -hı. dokunma. Ben, ben sana dokunmuyorum. Sen bana dokunma diye. Hı -hı. Halbuki hürriyeti tekrar edelim. Sana dokunmuyorum. Çünkü sana dokunmamı benim özüm nefsim istiyor. Şimdi bakın bu kelimeler o kadar önemli ki yani beni affetsin. İslamcı arkadaşlar, mütedeyyinler, müminler, komünistler kavramları doğru kullanmak zorundayız. Çeviri yaparken de Batı felsefecilerinin büyük kısmının zihinlerinde özgürlük ve hürriyet ayrımlarının olduğunu görüyorum. Fakat çevirirken sadece özgürlük diye çeviriyorlar ve İslamcıların mesela birçok konuşmasında, kitabında isim de verebilirim. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde mesela sosyoloji veya felsefe bölümünde özgürlük peşinde koşuşlar. Bu olabilecek bir şey değildir. Bunu anlamak zorundasın. Benim uydurduğum bir kavram olsa kabul etmeyebilirsin. Niyazi Mısri dedim, Rıza Tevfik dedim, Yunus Emre dedim. Bunlar bizim kendi kültürümüz. Biz bunların tamamını atıyoruz ve maymuncuk biliyorsunuz her kapıyı açan bir anahtardır. Maymuncuk mesabesinde olmayan kelimeler ile işlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Mesela açık kelimesi, açık, aleni, bariz, ee, ayan, vazı, sarih bir sürü var. Münhal, mübin hangisi anlatabiliyor muyum? Öyle bir kelime buluyoruz ve bu kelimeyi bütün bu farklı durumları anlatmak için kullanıyoruz ama karşılıklı konuşamıyoruz. Özgürlük kelimesine itiraz etmiyorum. Doğru kullanmak maks an e kaydıyla. Ama maksat insanın maksadı hür olmak. Hocam bu içgüdü konusunda bir şey eksik kaldı. Bu e, bebeğin mesela parmağını ağzına götürmesinden bahsettik. Onu içgüdü diyorlar e, dedik ama diyenler vardı. Evet, Ay, diyenler, diyenler var. var. Tartışma burada Hı -hı. sadece. Bir tek bu hareket üzerinde evet. içgüdü var mı yok mu tartışması var. Bunun dışında hiçbir harekette Hı -hı. insanda içgüdü yoktur. Ama bildiğim kadarıyla mesela psikoloji bilimi e, bu özellikle Freudian psikoloji evet. içgüdü üzerine evet. kurulu. Evet. o zaman burada bir Psikolojinin içinde aslında bir çelişki çıkıyor. Şöyle, psikolojinin, pardon, Freud'un kara kitabı ya da Freud'un e, sorunları çelişkileri ismiyle geniş bir literatürü var. Şimdi bakın, bir düşünür, ister Marksist olabilir, ister Müslüman olabilir, ister bir başka dine mensup mümin olabilir. Derin düşünmek zorunda ve bu derinliği mümkün olduğunca mesafesini artırmak zorunda. İç güdü dediğiniz zaman bunun Türkçesi sevki tabidir. Sevki tabi. Tabi sevkediş. da mesela biz bazı kavramları ezbere kullanıyoruz. Fıtrat. Bu mesela bizim için önemli bir kelimedir. Ve insan doğası. Şimdi ben tarihçiyim. Tarihçiler eğer kendi yaptıkları meslek ve tarihin felsefesiyle ilgilenmeye başlarlar ise ister istemez derinleşiyorlar ister istemez. Şimdi insan doğası dediğimiz andan itibaren insanın insanların affedersiniz ortak bir doğaya sahip oldukları anlamına geliyor. Kedi doğası, papağanların doğası, krokodillerin, timsahların doğası gibi. Acaba böyle mi? Çünkü fıtrat kelimesini genellikle bu şekilde ele alırlar. Bakın ben fıtrat meselesini çok uzun tartışmış, düşünmüş birisi olarak İmam Gazali'nin bir sözü ile bir noktaya ulaştım. O da diyor ki güzele, iyiye, doğruya meyil göstermesidir. Bu bir aslında efendim ilahi bir hediyedir diyor. Şimdi insan fıtratına dair kutsal kitaplarda da ibareler var. Fakat dikkat edersek burada çoğunluk ibaresi geçer. Benim anladığım şu oldu. Fıtrat meselesinde. Her insanın kendine has bir tabiatı var. Kendine has bir tabiatı. Sizinki ile benimki birbirinden farklı. O yüzden İnsanlar sevki tabi, sevki ilahi ile harekete ettikleri anda aslında büyük oranda, büyük oranda kendilerini tanıma imkanlarından mahrum kalıyorlar. Çünkü nasıl hareket edecekse o şekilde hareket edecek. <laughs> Halbuki insanın kendisini tanıması, yapmış olduğu hatalar veya yanlışları muhasebe etmesiyle mümkün. Daha açıklayıcı bir şekilde söyleyeyim. Benim fıtratım, benim fıtratım eğer biyolojik tarafıyla konuşuyor isek daha açıklayıcı olarak şöyle söylenebilir. Efendim ben doğdum, evet bir yaşına gelmeden bal yedirdiler. Sizin için de benim için de belki birçok insan için de bu bir zarar. Anlatabiliyor muyum? Biyolojik olarak bir yaşından evvel bal yemek zarar verir dünyaya. Üç yaşına geldim, bir tablet çikolatayı bitirdim. Yetmedi 2 midem bulanacak. Dikkat edin, gitgide kişi doğuştan sahip olduğu biyolojik tepkileri de değiştirebilir. Yani sonra alışıyorsun, obez olabiliyorsun. Yo, yani obur hale geliyorsun. Üst üste hamburgerleri götürüyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Biz mesela bir dal sigara içsek, o buradan başımız dönebilir içmediğimiz için. Ama uzun süre içen 3 paket, 4 paket adam öksürmeden konuşabiliyor. Demek ki hem fiziksel hem de fiziksel olmayan özellikler bireylerde farklı olduğu gibi bireylere göre farklı olabildiği gibi diğer yönlerde de farklı olabilir. İnsanların birey olarak ele alınması tarih biliminin bana kazandırdığı en önemli hususiyet oldu. Çünkü doğa bilimleri kanun çıkarmaya yönelik. Diyor ki bırakılan tüm cisimler baskı altındaki tüm insanlar. Yani e, dışarıda da konuşuyorduk. Psikoloji evet. doğa bilimleri gibi kanun bulmaya öykünüyor. Evet. Diyor ki baskı altındaki tüm insanlar. Yok böyle bir şey. Hatta kişi bile aynı baskıya farklı zamanlarda maruz kaldığında farklı tepkiler verebiliyor. <laughs> ee, o yüzden fıtratın tek değil fakat çoklu olduğunu hatta öznel olduğu sonucuna vardım. Şimdi bu yüzden diyorum ki eğer düşünebilmek ve anlaşabilmek için aletlerimizden biri. Çünkü sezgisel olarak da anlaşabiliriz. Ben sizi bugün ilk kez gördüm sevdim sezgilerim dolayısıyla. Henüz konuşmamıştık. Kavramlar, kelimeler, terimler uçuşmuyordu. Ama anlaşabilmek ve düşünebilmek için eğer kavramlar araçlarımızdan bir tanesi ise bunlarda dakik yani hassas olmak zorundayız. Açık kelimesinin karşılığını söyledim. E bütün bu durumları anlatmak için maymuncuk bile olamayan kavramları kullanırsak ne derinleşebiliriz? ...ne de ben sizinle tam olarak anlaşabilirim. Bahçeme usta çağırıyorum, tesviye yapacağım diyorum. Suratıma bakıyor. Ya tesviye yani iki noktanın veya birden fazla noktanın eşit düzeye getirilmesi. Bir kavram derinliği yerine yüzeyselleşme. Evet. Ee, yani biraz işin böyle tarihsel yanına gidersek şimdi birey deyince de aklıma geldi çünkü... Ee, işte hep mesela Fransa ihtilali için bahsedilir. Osmanlı'nın yıkılıp cumhuriyeti kurulması için de bahsedilir. İşte tebaadan millet olmaya geçtik, birey olmaya geçtik, özgürleştik şeklinde. Bu kavramlar, bu e, özgürlükteki yeri nedir? E, şimdi şunu söylemek lazım. Monarşiler karşısında monarşi düşmanı insanlar. Monarşi düşmanı olunabilir. Kişi cumhuriyetçi olabilir. Buradaki mesele hangi sistemin hangi sistemin o kültüre uygun olacağını tespit etmektir. İngiltere Hindistan'ı işgal ettikten sonra 18. yüzyılda ölen kocalarıyla birlikte canlı canlı defnedilen ya da yakılan kadınların Adalete uygun olmadığını, zalimce olduğunu gördükten sonra bu uygulamayı yasakladı. Dedi ki, kadının kocası ölse bile bu kadın öldürülmeyecek kocasıyla birlikte. Çok ilginç bakın. Demokratik ve aynı zamanda daha adil olduğu düşünülen bir uygulamayı getiriyor İngiltere. Yasakladı. Kısa süre sonra şunu gördüler. Dokunulmazlar var biliyorsunuz. Evet, Hindistan'da. Par paryalar. Evet, untouchable. En kötü... Yani bütün kas sistemin en altında. Ben Kasta düşünme. bile dahil değiller. Bravo. Bu kadınlar onlardan da kötü duruma düştü. Sürünerek, haykırarak öldüler. Hiç kimse bu kadınlara yardım etmedi. Bunun üzerine İngiltere bu bize göre vahşi uygulamayı tekrar ihtas etmek zorunda kaldı. Korkutucu, Korkunç gerçekten. Fakat bakın mekanizma eğer daha anlaşılacak ise sevgili seyircilerimiz tarafından dişlilerden oluşuyor. Bir dişliyi söküp başka bir dişliyi taktığınız zaman dişleri diğer dişlilerle uyumlu olmadığı için mekanizma parçalanma sürecine giriyor. Dağılıyor. <laughs> Peygamberi yani Hazreti Peygamber'in mesela Mekke'de kız çocuklarını gömme meselesi uygulamasını değiştirirken tek bir dişlinin değiştirilmesi hadisesi değil bu bütün dişlileri değiştirerek yeni bir mekanizma kurdu. O yüzden bu yeni mekanizmada dişliler öncekinden farklıydı ama birbirine uyumlu yeni bir mekanizma getirdi. Yani kölenin hakkının daha önceki cahiliye devrine göre farklı bir şekilde tesis edilmesi, kadının hakkının tesis edilmesi, çocuğun, binanın, eşyanın, putların her türlü içeceğin, yiyeceğin, eve girerken, çıkarken, efendim helaya girerken, çıkarken tuvalet demeye gerek yok. Tuvalet, Fransızca bir kelime, Türkçesi başka bir şey. Her türlü dişliği değiştirdiği için orada mekanizma bütün olarak değişti. Hindistan'a demokrasiyi getirdik. Fransız ihtilaliyle 1789 siz sordunuz. 1923 ile Cumhuriyeti getirdik Türkiye'de. Bunlar acaba kültürel bünyeye kültürel bünyeye uygun mu değil mi sorusu ile ilgilidir. Başka bir şeyle değil. Ve dikkat edin medeniyetler birbiriyle karşılaştırılamazlar. Siyaset biliminin birinci temel kuralıdır bu. İleri ve geri. Bu Avrupa merkezci bir bakış açısıdır. Biz Avrupa Avrupa'da ileri bir medeniyetteyiz. Diğerleri basamağın, yani merdivenin diğer basamaklarında bulunur. Bu arkaik, ilkel ayıp bir bakış açısıdır. Bundan vazgeçtiler Hı. ve medeniyetleri birbiriyle yarıştırmak yerine şuna baktılar. Girdiler var, çıktılar var. Girdiler ve çıktılar ne kadar çabuk çözüm üretiyor ve bu çözümden ne kadar çok insan istifade ediyor? Mevzu budur. Monarşi Belçika, İspanya, İngiltere, İspanya, ve İspanya'yı saydık. Evet. Birçok ülkede var. Hollanda'da bildiğim kadarıyla. Hollanda, <laughs> Norveç, İsveç, efendim, Cumhuriyet bir bünyeye uygunsa orada bir problem teşkil edip etmediğine şuradan bakacağız çıkar çatışmaları var. Sisteme girdi olarak ve bu sistemden çıktı olarak. Bu ne kadar hızlı cevaplanıyor, çözüm üretiliyor ve bu çözümden ne kadar insan istifade ediyor. Bu kadar. Yani başka bakabileceğimiz bir turnusol kağıdımız yok. Monarşilerde de, demokratik olmayan monarşilerde de kişilerin huzuru ve refah düzeyleri aslında önemlidir. Evet. Şimdi işin ilginç yanı mesela monarşileri saydığınız hep batı ülkelere. Yani ee, gelişmiş bir. Bu fikrin de ama mesela işte saltanatlar yıkıldı, işte e, imparatorluklar yıkıldı, özgürlük geldi, fikrinin geldiği yer de batı ülkesi. Evet. Ama aynı zamanda kendisinde monarşiler ayakta. Bu e, aynı şeye benziyor biraz hani demokrasi getirme kavramı da pozitif bir kavramın e, farklı yansıması ve zihinlere de şöyle oturmuş durumda yani özgürlük batıdan gelen bir şey. Hı -hı. Böyle mi? Şimdi şöyle söyleyelim. Hayır değil. Çünkü biz ...genelleme yapmayı çok seviyoruz... ...ve bu da sosyolojinin suçu. Auguste Comte... ...veya Durkheim... ...tarihe şunu söylediler... ...doğa bilimleri gibi... ...kanunlar vermiyorsun bana ki... ...doğa bilimleri nasıl doğaya insanın hakimiyetini... Ya ...tesis edecek kanunları üretti... ...ve biz demiri, çeliği... ...ürettik, doğayı istediğimiz gibi dönüştürmeye başladık. Tarih bana kanun üretecek bilgileri ver. Tarih dedi ki ben vermiyorum, veremem. Benim e, dünyanın oluşumu ve dönüşümünü algılayışıma aykırı bu dedi. Çünkü irade insanı hayvandan ayıran ve özünü özüne hakim olma noktasında hususunda irade insanda var olan ama hayvanda olmayan bir özellik. O yüzden insan nasıl davranacağını kestiremediğimiz bir varlık. O zaman ben sosyolojiyi kuruyorum dedi Durkheim. Yani cemiyeti, toplumu doğa gibi hakimiyet altına alabilmek için toplumun yasalarını keşfedeceğim. Pozitivist bir yaklaşım. Bravo. Yani. Şimdi burada çok önemli bir husus var. Sosyologlar kanun bulamadılar. Onun yerine genelleme yapmaya başladılar. Genelleme cahillik belirtisidir. Özneli, özeli, ayrıntıyı bilemediğin, hatta istisnalar kaideyi bozmaz dediğin istisnalar, kaidene aldıklarından, kaideye aldıklarından daha bile fazla olsa onları görmezsin. Yeter ki genellemen siyasal erkin iktidarın işine yarasın. Toplumu dönüştürmek için, toplum mühendisliği gibi saçma sapan, hiçbir şekilde sonuç vermeyen uygulamalara döndü. Genelleme bize sosyologların ve sosyolojinin e, başımıza bela ettiği bir bilim tırnak içinde dalıdır. Genelleme yüzünden biz batılı, Avrupalı deriz ve özgürlüğün, cumhuriyetin e, ne şunemayı bulduğu ya öyle bir şey yok. Her toplumun içinde özgürlükçü tipler ve hürriyetçi tipler, her toplumun içinde cumhuriyetçi ve monarşik tipler, insanlar var. Batı dediğin zaman sayıyoruz işte geleneklerinin de ya da gelenekçilerin de yoğun yaşadığı coğrafyalara rastlıyoruz. Yani biz İskoçya'da mesela o kadar bağımsız olma taraftarlarının yanında hala kraliçeci olanları da görüyoruz. Geleneklerine bağlı insanlar da Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Her zaman şu örneği veriyorum. Chicago'da dini radyoların sayısı bizim Kocaeli'ndekinden fazla. Sakarya'dakinden affedersiniz. Yani Sakarya'da şöyle otomobilde giderken radyoyu açtığınız vakit dini radyodan geçilmiş. Chicago daha yoğun dini öğretinin radyolara yansıdığı bir yer. Şimdi aynı zamanda eşcinselliğin yüceltildiği bir yer. Şimdi biz genelleme meselesinde çok büyük hatalar yapıyoruz. Batıda da gelenekçi insanlar var. Monarşi taraftarları var. Hürriyetçiler var. Ben söylüyorum Kant'ı mesela okuduğunuz zaman Alman filozof onun bahsettiği Türkçe'ye Freiheit'ı çevirdiğimiz zaman özgürlük hayır adamın kastettiği toplum içinde mevcut olabilmek için özüne hakim olman öğretisi anlatıyor? Onu sen özgürlük diye çevirince çıkar ilişkisine dayalı bir kamusal alan diye çeviriyorsun. Bilakis o kendine hakim olmayı esas kabul eden, o yüzden bir başkasına tecavüzde, tacizde bulunmayan hanesine veya şahsına veya kişiliğine böyle bir şey anlatıyor. Ama biz kavramları bu kadar efendim e, kö, körü körüne kullanırsak ezberden derif, ezberden ortada şimdi kalkmış o biz diyoruz ki mesela ateist bu bizim kavramımız değil kavramına sahip çıkmak zorundasın ateist kelimesini sen tanımlamak ve tarif etmek zorundasın bakın burada. Ateist dediğimiz kişi münkirdir. İnkar eder yani. Münkir. İnkarcıdır. Bu bir şey ifade eder bizim için. Bir varlığın inkarıdır. Anlatabiliyor muyum? Evet. Deist diyoruz havalı bir şey. Aslında la dini. Yani dinsiz. Şimdi bu kelimeler ve sahip çıkmadığımız şöyle oluyor. Ateist, deist, Müslüman ve ateist, deist, Musevi Bunlardan biri gibi. Hayır. Dünya görüşün ancak kavramlara sahip çıkmak ile mümkün olur ve yürütülmesi o dünya görüşünün yürütülmesi mümkün olur. Aksaktır de. Bakın Diderot, D'Alembert, Voltaire bunlar ansiklopedi yazdılar. Sebebi şu. Tanımları kitaplardan ve makalelerden çıkararak ansiklopedinin içine dahil ederek tanımları kitlediler. Bu şu anlama gelir. Sen de yeni bir tanım yapmak istiyorsan ansiklopedi yazmak zorundasın. O yüzden bizler kendi kavramlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Ha, münker yerine inkarcı yerine efendim öz Türkçe yani veya Orta Asya'dan bir kelime getirip koy. Ona itirazım yok ama münker ile getireceğin kelime de iki anlam, iki ayrı anlam dünyasını bize işaret edecek. Çok iddialı bir makale yazdım. Kavram geliştirme isimli kitaba bölüm olarak eş anlamlı kavramlar yoktur, mümkün değil böyle bir şeyin olması eş anlamlı sözcük bile yoktur. Bakmayın siz dünyada derin tefekkürden uzak olanların böyle vurdum duymaz şekilde kelime kullanmalarını eş anlamlı böyle bir şey mümkün değil. Ev başka bir şeydir. Psikologların ve sosyologlarım sosyologların biraz tepkisini çektik. Şimdi Türkçecilerde Çok güzel. tepkiye geleceğiz. Ev başka bir şeydir. Evet. House başka bir şeydir. Tabii. Yuva başka bir şeydir. Home başka bir şeydir. <laughs> Beyaz ve ak için mesela. Bambaşkadır. E, sesteş derler. Ya şey derler normalde eş anlamlı derler. Evet bambaşkadır. Sesteş vardır. Pardon ak, yanlış ak. söyledim onu. Evet. Sorun yok ama eş anlamlının olması mümkün değil. Çeviride de mümkün değil. Yani Türkçenin efendim ev, bunun İngilizcesinde house. Hayır bu sadece <laughs> İngilizceye çevirdiğimiz zaman aşağı yukarı neye tekabül edebilir evet. sadece bize söyler. Hocam toplum mühendisliği dediniz ya orayı ben not aldım hemen. Çünkü özgürlük konuşuyorsak ve toplum mühendisliği diyorsak benim aklıma şu geliyor. Şimdi şu, diyorlar ki e, özgürlük bu çağda yalnızlıkla bir tutuluyor yalnız olmak özgürlük müdür? Demin aslında efendim arz etmeye çalıştığım gibi yalnız olduğunuz anda insanlığınızı yaşayacak sınamalardan uzaklaşmış olursunuz. Yani hürriyetinizi yaşamak insanlığı yaşamaktır. Şunu söylüyorum kastediyorum. Şimdi Ramazan'da oruç tutuyoruz veya e, Museviler hamursuzda değil mi? Oruç tutuyorlar bazı şeylere yaklaşmıyoruz. Ne demek bu? Şu demek. Ben yaklaşabileceğim halde yaklaşmıyorum. Tamam mı? Peki bir başkasının hakkını çiğneme, bir başkasının hakkını çiğneme e, sınaması ancak başkalarıyla karşılaştığın zaman ortaya çıkabilecek bir durumdur. Şehir evliyası gibi. Tek başına kaldığınız zaman özünüzü de gürleştirme imkanları azalacaktır, hürriyetinizi de temin etme imkanları azalacaktır. Hürriyetinizi sadece, hürriyetinizi sadece belli alanlarda te e tesis edebileceksiniz. Başkalarıyla artık münasebetiniz yok sizin. O zaman kendi kendinize oruç tutacaksınız mesela, kendi kendinize uykusuz kalacaksınız. Fakat asıl size insanlığınızı katacak olan. İki kişi, on kişi aranıza yağlı bir kemik atılsa bile aranıza, on kişilik bir grubun içine, e, zümrenin içine yağlı bir iki kemik atılsa bile onun üzerine atlamak ve birbirinizi parçalamamak ancak o on kişiyle birlikteyseniz mümkün. Sizin önünüze yağlı bir kemik atıldığında siz hürlüğü ancak şöyle yapabilirsiniz. Ya ben bunu iktisatlı tüketeyim. Birden hayvan gibi onu parçalıp yok edeyim ve mideme indireyim. Dikkat edin. İnsan ancak ve ancak topluluk içinde insanlığını tamamlayabilir. Özgürlük meselesine gelirsek de insan özünü gürleştirecekse, yani nefsini gürleştirecekse de diğer insanlara ihtiyacı var. Onların özünü çiğneyerek, onların özünü ezerek ya da onların taciz yani hem bireye, hem kişiliğine hem de eşyasına tacizde bulunarak özünü gürleştirecektir. <laughs> biri menfidir özgürlük. Menfi. Olumsuzdur. Hürriyet ise müspettir. Yani olumlu bir özelliktir kazanılması gereken. Evet. Ben bu kişisi aslında birey olarak böyle yalnız olmaktan ziyade şundan da biraz bahsettim. Evet. Ee, geçmişte yani bir programın başlarında konuştuk ya özgür olarak karar vereceğim diyen biri. İşte ben ailemi dinlemeyeceğim diyor. Geleneği dinlemeyeceğim. Evet. Öğrendiklerimi dinlemeyeceğim. Bunun üzerine aslında bir toplum mühendisliği var. Mesela işte devlet atayerkil var. dinleme, din ataerkil dinleme, ailen atayerkil dinleme. Hatta işte e, ev yaşantıları da buna dönüyor. İşte house'lar, tek başına bir e, artı bir bir sıf sıfır dairelerin artması, geniş ailelerin azalması ve bu biraz da özgürlükle de mesela evinden çıkan biri şöyle diyor: Artık özgürlüğüme kavuştum, evime çıktım. Evet. Diyor. Bunu aslında istediğimi sormak yapmaya başlarım manasında. Hı hı. Değil mi? Yani ben evimden çıktım yani evim anne baba evinden çıktım artık istediğimi yaparım. Evet. İstediğimi yaparım dediğin zaman bir duvara tosluyorsun. O duvarın adı e, e, maddi imkanlar. Maddi imkanlar doğrultusunda istediğini yapabilirsin. Elindeki maddi hı. imkanlar. Şunu söylüyorum bir sıfırdasın. Dairenin önüne istediğin gibi çık bakayım güvenlik gelir. Peki, tamam, dairemin tamam. önüne istediğim gibi çıkmak istiyorum. O zaman öteki daireyi de satın alman lazım. Başka istediklerini yapabilmek ancak maddi imkanlarının geniş olmasıyla mümkün. Bu da insanı maddiyatçılığa yönlendiriyor. Yani özgürlüğünü arttırmak, özünü gürleştirmek istiyorsan maddi imkanını geliştirmek zorundasın. Bunun sonu diğerlerini sömürmek mesela böyle bir diyelim Musevilikte de var ribanın yasak olması. Kardeşinden faiz alamazsın eski ahide Tora'ya göre. Kardeşinden çünkü onu sömürülmüş olursun diyor. Kutsal kitapta da var. Kur'an-ı Kerim'de de var. Faiz alamazsın çünkü maddi imkanını hiçbir şey yapmadan genişletme anlamına gelir bu. Hiç yatıyorsun o çalışıyor, sana para getiriyor faiz üzerinden. Dikkat edin, burada istediğimi yapmak, istek, özümün isteği. Azeriler çok güzel söyler, çok özel. Öz, i̇stediğimi yapmak maddi imkanla sınırlıdır. O maddi imkanı genişletmek zorundasın eğer özünü gürleştirmek, özgürlüğünü tatmak ve yaşamak istiyorsan. Bu da ancak diğerlerini sömürmek, yani kapitalizm düzeninin içinde yer almakla mümkündür. Evet, zaten tam olarak böyle diyorlar. Mesela işte kapitalizm için diyorlar. işte kadını eşinin kölesi olmaktan kurtardı, kapitalizmin kölesi yaptı. Emansipasyon. Evet. Mesela. Tabii. Evet. Yani ben şöyle bir şey hayal ediyorum diyor kadın. Ekonomik özgürlük diyorlar bunun ismine bir de. Yani iktisadi bakımdan bağımsız olmak. Burada bir sorun var mı yok mudan önce. Bence mesele şu Kişinin, özellikle gençler ile konuşuyorum tabii. Kişinin kendisi için istediği hakları bütün dünyaya verdiğimizde nasıl bir düzen, nasıl bir nizam bizi bekliyor? Bunu düşünmesi önemli. Yani burada bence eğer bu düşünce e, derinlemesine yapılırsa dürüst bir, test deneme yapılacaktır kendi düşünceni. Ben şöyle bir hayat istiyorum. Peki bu hayat herkese verilirse nasıl bir nizam ortaya çıkacak? Bunu düşün istiyoruz. Yani sadece bunu düşün istiyoruz. Orada kitapta tabii çok acı örnekler var. Bu acı örneklerden bir tanesini demin söyledim. O adama şunu söyleseydik acaba ailen seni bu duruma getirseydi? Yani kızı evet, ile anladım. Anlatabiliyor muyum? Yani dikkat edin. Burada kendine yontarken kişi çok geniş yontar. Başkası için cimri davranır. Evet. Hocam programın da sonu yaklaşıyor. Aslında sizin eklemek istediğiniz şimdi özgürlüğü biz kavramsal olarak konuştuk. Ben bakıyorum eksik bir şey bıraktık mı diye. Ve birey işte, tarihsel olarak ele aldık ve ee, şu anki mevcut toplumsal ee, Mühendisliği de işlemiş olduk biraz. Yalnız kalmak özgürlük mü konusunu. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Kaç dakikamız kalmış olabilir? Ee, bir dakika civarı şu anda. O, o zaman mesela... ben şunu söyleyeyim. Lütfen kimse üşenmesin kullandığı kavramların bugün de yani günlük hayatta kullandığımız kavramların hem etimolojilerine kökenlerine baksın. Hem bunlarla ilgili zaman zaman düşünceye dalsın. Kitaplar okuyabilir. Burada bu noktada sözlük soranlar oluyor mesela etimolojik. Efendim üzülerek söylüyorum. Buyur. Devlet kurumu olmasına rağmen Türk Dil Kurumu'na bakıyorsunuz tamam mı? Türk, Türk Dil Kurumu'na baktığınız zaman mesela tanım karşılığı olarak tarif veriyor. Definition başkadır, description başkadır. Tanım farklıdır, tarif farklıdır. Türk Dil Kurumu ya düzeltilmeli, çeki düzen verilmeli düzgün bir sözlük hazırlanmalı ya da bütün yani entelektüel dünyada otoritesini kaybetmeye mahkum. Bunun güzel bir e, kaynağı ansiklopediler olur. çeşitli ansiklopedilerden yola çıkarak bu kavramları anlamaya çalışmak. Bakın kavram diyoruz, kavramaya çalışmak evet. çok güzel. Onun karşılığında kullanılan da mefhum etmeye çalışmak. O da çok ayrı bir anlama gelir. TDK'dan talebim budur. Bir bilim insanı olarak. Ee, yani ucuz ve kestirme yollar yerine biraz daha derin düşünmeleri. Tanımın karşılığı tarif değildir. Programın evet. başında konuştuğumuz gibi. Daha çok örnek var. Evet hocam çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, geldiğiniz için de sohbetiniz için de ee, izleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Bu saate kadar vaktini ayırıp bizi dinleyenlere Konu kilit bu hafta e, bu kadar ama üzerine düşünmeye daha devam edeceğiz. E, görüşmek üzere.